Yıllara meydan okuyan çökertme türküsünün hikayesini paylaşacağız sizlerle. Eskiden Bodrum'da Halil dendi mi akan sular dururmuş. Halil sokağa çıktı mı Bodrumlu kızlar pencerelere dökülürmüş. Halil cam yarması gibi cesurmuş, yakışıklıymış. Yiğitliği dillerde dolanırmış. O zamanlar bir yanda işgalciler, bir yanda da Osmanlı'nın başında bulunan padişahların gönderdiği yöneticilerle halk arasında bir sürtüşmedir gidiyor. Bodrum'da bir de kaymakam varmış. Adı da Çerkez Kaymakammış. Tam anlamıyla halkın düşmanı, işgalcilerin dostuymuş bu kaymakam. Zevkinde, eğlencesinde, etrafında sürüyle ona dal kavukluk edenler varmış. Millet kıtlık çekerken onun sofrasından yağı, balı eksik olmazmış. Bir de Çakır Gülsüm varmış o zamanlar. Gülsüm ki güzelliğinden kimse ona bakmaya kıyamazmış. Gülsüm Bitez yalısında oturuyormuş. Sahilde şirin mi şirin bir köy. Adını da Bodrum'a yakın olması nedeniyle almış. Gülsüm Halil'e, Halil de sen Gülsüm'e tutkun. Gülsüm'ün güzelliği Çerkez Kaymakam'a kadar ulaşmış. Çerkez Kaymakam'ın etrafındaki dal kavuklar seviniyor. Hem Gülsüm'ü kaymakama ayarlayıp gözüne girecekler, hem de dillere destan olmuş, büyük devlet adamlarına kadar şanı gitmiş olan Halil'in yavuklusunu elinden alacaklar. Kaymakam, dillere destan güzellikte olan Gülsüm'le evlenmeye dünden razı zaten. Kaymakam Gülsüm'ü kaçırmayı kafasına koymuş. Gönderip adamlarını Gülsüm'ün evini bastırmış. Sarıp sarmalayıp aparmışlar Gülsüm'ü. Herkes tezelden Halil'in yetişeceğini ummuş. Gülsüm'ü kaçırmaya hazırlanan sandal tam sahilden uzaklaşacakken karşı taraftan bir sandal hızla gelmeye başlamış. Herkes sahile doğru koşmuş. Herkes merak ve endişe içerisindeymiş. Sandalda Halil ve yanında en güvendiği, en yakın dostu İbrahim Çavuş varmış. İki arkadaş başlamışlar denizin ortasında kaymakamın adamlarıyla çatışmaya. Patlayan silahların sesiyle Gülsüm'ün acı çığlığı duyulmuş. Ardından İbrahim Çavuş'un feryadı. Halil'in sandalı olduğu yerde kala kalmış. Sanki kanatları kırılmış kuş gibi. İbrahim Çavuş feryat figan bağırmaya başlamış. Vurdular Halil'i. Yiğit Halil gitti. Kalleş kaymakamın adamları vurdu. Gülsüm'ü kaçıran kaymakamın adamları Gülsüm'ü de alarak hızla sahilden uzaklaşmış. Halil'in sandalı ağır ağır sahile gelmiş. Sahil ana baba günü. İğne atsan yere düşmez. Halil'i sandaldan çıkarmışlar. Oluk oluk kan akıyormuş. Son nefesini arkadaşı İbrahim Çavuş'un ellerinde vermiş. Sahilde halk gözyaşları içinde hıçkırıklar etrafı sarmış. Herkes bu acılı ölüme dağ gibi delikanlının, yiğit Halil'in ölümüne ağlarken bu hıçkırıklar arasından yanık bir ses yükselmiş. Çökertmeden çıktım Halil'im, aman başım selamet. Bitez de yalısına varmadan Halil'im, aman koptuk kıyamet. Burası da aspat değil Halil'im, aman Bitez yalısı. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası. Burası da aspat değil Halil'im, aman Bitez yalısı.